Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu ceviz soyma makinesi. Makinemizi yeni aldık. Kadoğlu. CKS80D devir ayarlı makine olarak geçiyor kendisi. Şu şekilde. 80 litre modelinden anlayacağı üzere. Makinemiz devir ayarlı. Devir ayarlı makinenin şöyle bir avantajı var. Şöyle söyleyeyim. Şöyle anlatayım makineyi. Yeşil başlatma, kırmızı durdurma tuşu, şu speed tuşumuzu şu şekilde mesela arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi numaralar artıyor. Bu 0'dan 60'a kadar istediğiniz ayarı var bunun. Bu şekilde pası tutaraktan devirini ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bunun devir ayarlı olanları var. Onlar sadece sabit devirde çalışıyor. Bunun şöyle bir avantajı var. İnce kabuklu cevizlerde devirini düşük tutarak makinenizin devirini düşürtüyorsunuz. Yani cevizinizi kırmadan işlemi tamamlamış oluyor. Eğer ince kabuklu ceviziniz varsa devirli ayarlı makine kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Benim ince kabuk cevizlerim vardı. Yüksek devire verdiğimiz andan hemen şurasından suyu akan yerinden cevizleri tıkır tıkır karmaya, kaynışa yapmaya başlıyor. Kırmaya başlıyor. Şu şekilde makinemiz 15 dakika ayarlı. 15 dakika sonra zaten kendi otomatikmen stop ediyor. Şöyle başlatalım. Daha sonra benim cevizim fazla değil. Biraz devirini arttıracağım. Ceviz kabuğu da biraz kalın kabuk. Dediğim gibi 60 tane devir var. Ben bunu tahminen hatta şuradan daha hızlı bir şekilde 40'lara falan getirmeyi düşünüyorum. Bakın. Son ayarda bakalım kaçtaymış. 59'da arkadaşlar şunu. İnce hassas devirler için şöyle ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde görüyorsunuz. Soymaya başladı. Bir de bu makinenin şöyle bir güzel avantajı var. İçi boş olan, çürük olan cevizleri ayırmanıza çok yardımcı oluyor. Yani kırıyor daha doğrusu. İçi boş olduğu için kırıp atıyor. Bu yönden bir avantajı var. Cevizimiz biraz kabuğu çabuk soyulan bir ceviz. O yüzden fazla su telef etmek istemedim. Ve makinemiz zaten sonuna kadar doldu değil.
şu önünü biraz kürekli alıyorum bazen. Arkadaşlar makinenin şöyle bir dezavantajı daha var. Cevizlerinizin dışı karardıysa yani yeşil kabuğundan ötürü yağmur yağıp ağacında kaldıysa açılıkta biliyorsunuz ki dış kabuklarında bir kararma oluyor. Bu kararma olayını su dolayısıyla dışını daha temiz, daha parlak, daha albeni şeklinde gösteriyor cevizi. Bu yönden de bir avantajı var aslında. Örnek vereyim. Şu önden kollamış olduğumuz, soyduğumuz cevizleri size göstereyim. Bunları kurutmaya aldık. Bakın şu siyah olanlar zaten kendini belli ediyor. Bunlarda sıkıntı olduğunu, bunları elinizle seçebilirsiniz. Şunları falan bembeyaz yapıyor yani arkadaşlar. Hani hangi malın düzgün, hangi malın sıkıntılı olduğunu size söylüyor. Bazılarını kırabiliyor, ince kabuk demiştim. Ama kırılanlar genelde zaten siyah. Şöyle açarsam bakarsam görürsünüz ki içinin siyah ya da boş olduğunu görürsünüz şu şekilde. Böyle bir avantajı daha var. Makine aşırı bir ses çıkartıyor. Umarım sesim güzel geliyordur. Fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar buradan. Isparta bölgesindeyiz. Zaten hiçbir yerde pek fark etmiyor. 8.000 lira gibi fiyatı var, 8.000 peşin olarak. Makinemiz senelik 300-500 bir tona kadar, şöyle söyleyeyim, senelik bir ton soyulmuş cevizli olan çiftçilerimiz için yani yeterli bir büyüklükte. Bunun bir üst modeli var. CKS 90D modeli. Onun dış rendileri biraz daha çelik kesim bıçakları var. Biraz daha tabii hacim olarak bunun iki katı. Onun fiyatı da 11.500-12.000 civarı bir fiyatı var. Ben gerek duymadım fazladan 3-4 bin lira fazladan vermeye. Bu makinede benim işimi göreceğini düşünüyorum. Şu içinde rendeleri var, görüyorsunuz. Rendelerini sadece 5 tane vida tutuyor. Rendelerin genelde en çok alt kısımları aşındığı için baktığınız rendenin kesim bıçakları köreldi. Rendeleri altını üstünü, yani makinenin üst tarafındaki rendeler hiç pek güce girmediği için onların rendesi bozulmuyor. Onları zamanı gelince ters bire çevirebilirsiniz. Bir o kadar da kullanabilirsiniz yani, öyle söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Makinemiz küçük olduğu için şimdi tamamen doldurmak biraz zor oluyor. Yani çevirmesi ve kollama işlemi, soyma işlemi zor oluyor. Yani yarıdan biraz fazla katarsanız daha güzel randıman alırsınız. Ve bir de ince kabuklu cevizlerinizi ne kadar az koyarsanız o kadar daha az kırılır. Bu makineyi sonuna kadar ağzına doldurup iş yapmasını beklemek mantıksız. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Ben genelde çok doldurduğum zaman şöyle yapıyorum. Bir zaman sonra artık aradaki hiç soyulmayan çok sert kabuklu cevizler oluyor. Yani yeşili sert olukla. Makineyi açaraktan bunları başka bir kasaya, başka bir kovaya aktarıp bir sonraki soyma işlemine tekrardan makineye verin. Yani %90'ı soyulduktan sonra cevizlerin fazla hala daha bekletmenin bir manası yok. Hemen boşaltın, içinden yeşil olanları tekrardan ayırıp tekrardan makineye verin. Böylelikle daha güzel, daha pratik işlem yapmış olursunuz.
gördüğünüz gibi cevizin %90'ı soyulmuş. Eğer bu makine biraz daha dolu olsaydı bunların soyulması biraz daha gecikecekti. Ben az olduğu için biraz daha dönmesini bekleyeceğim. Böyle içinde birkaç tane kalıncaya kadar. Daha sonra durduracağım. Yoksa fazla çevirmenin bir mantığı kalmıyor arkadaşlar. Makinemiz zaten süresi 15 dakika dolduktan sonra istop ediyor. İsterseniz kırmızı suya başlayacak da az sonra istop edeceğim ben. Beklemeyeceğim yani. Makinenin şu yönü çok kötü. Alt ayaklarında biraz yükseltme mekanizması olsa daha güzel olurdu. İki tane tekerleğinde, iki tane ayağında tekerlek var, bir tane ayağında tekerlek yok. Kaldırmalı arkadaşlar. Bu makinede eksik gördüğüm durum onlar var. Üç ayağında tekerlekli olması lazım. Ve bir de ayaklarının yukarı aşağı indirilebilir olması lazım. Niye derseniz ben bu dışını altından çıkan pisliğini biraz daha böyle boruyla bir yere götürecek olsam biraz daha yükseklik gerekiyor. O yüzden. Artı bir yerden bir yere götürmek için makine hafif, yani çok ağır bir makine değil. Tek başına bir insan bir yerden bir yere götürebiliyor ama üç ayağının tekerlekli olması daha büyük avantajdır diye düşünüyorum. Bir de makinenin en altında kelebeğinin olduğu yerlerde rende yok arkadaşlar. Sadece makinenin etrafına yerleştirilmiş. Bunun bir üst modelinde olan CKS90D metal bıçaklı, çelik bıçaklı olan makinede tabanındaki dönen kelebeğin etrafında da bıçaklar var ki cevizin soyma kapasitesini yükseltsin. Soyulma olasılığını arttırsın. Bir de şöyle bir durum var. Ağzına kadar doldurduğumuz zaman da makineyi en üstteki cevizler maalesef dönemiyor. Biraz cevizin alttaki cevizin soyulmasını bekliyor. O yüzden alttaki kelebek yerden şu kadar yükseklikte arkadaşlar. Bu kelebeği biraz daha helezon mantığıyla biraz daha yukarı çıkartsalar cevizleri daha çok döndürür diye düşünüyorum. Ve yukarıdaki cevizlerin bir an evvel kıyılara çarpması sağlanır diye düşünüyorum. Evet, makineye durduracağım şimdi. Gördüğünüz 12 dakika olmuş. 10-11 dakika olmuş. Şöyle bakıyorum. İçinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane soyulmayan cevizimiz var arkadaşlar. Çeşmesini çıkartayım şöyle. Hemen kasamı koyacağım ağzına. Daha sonra bu makineyi buradan bir açacağım, bir kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim şuydu, görüyorsunuz. Makinenin alt bıçakları daha çok yıpranıyor, daha çok yıpranıyor. Ve kitabesi daha fazla güce sahip. Ardından şu kelebek dediğim, bu biraz yerde kalıyor. Biraz daha ne kadar yüksek olursa veya bir şurasını kısaltıp biraz yukarı yapsalar yukarıdaki cevizlerin de dönmesini sağlar diye düşünüyorum. Makinenin tek eksiği bu bence. Yani full doldurduğunuz zaman şuraya kadar en üstte kalan cevizler bir zaman eksilesiye kadar fazla dönemiyor. Yani etrafına pek çarpamıyor. Cevizlerimiz bu şekilde. Pasparlak. Mis gibi. Yapıyor. Gerçekten şahane. Şahane gerçekten. Makine her zaman için derler ya, alet çalışır, el önür diye. Durum aynen bu şekilde. Fiyatına geldiği olacak. 8000 liraydı. Fiyat söyledim ben size. 8000 lira için bu makine bence fazla. Ama tüm makineler için nasıldır bilmiyorum, yerli yapım makineler için. Kadıoğlu bu işin piri diye aldım ben bunu. Ama daha da güzel olabilirdi, daha geniş yapılabilirdi veya traktör şartına uygun yapılabilirdi. Büyük ihtimal bunun devir ayarsız olanı 5500 TL civarında. Yani 2500 lira gibi. Mevlası şu devir ayarlı makineye gidiyor arkadaşlar. Eğer sabit bir deviriniz
yoksa mecburen gelir ağırlı makine almak zorundasınız. Bizim her cevizlerimiz çeşitli. Görüyorsunuz cevizim sadece bir tane ağacımdan geldi. Bir tane ağacını büyük makineye atsam da aynı, küçük makineye atsam da aynı. Yani ben bu yüzden böyle bir makine tercih ettim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım güzel bir bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videoda bu kadar. Umarım önümüzdeki zamanlar geldikçe zaten görüşürüz. TV sesini güzel çekmeye devam edeceğiz. Malumunuz işler yoğun gidiyor. Eksikleri çekecek. Konu da bulamıyorum, içmek de bulamıyorum. Güzel videolar çekmek istiyorum. Kötü videolarla kanalı meşgul etmek istemiyorum arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Hoşçakalın efendim. Bir dahaki videoda görüşürüz.